Şimdi bu problemle karşılaştık. Bu problemi nasıl düzelteceğimizden bahsedeceğim. Öncelikle ben o videonun boyutunu öğrenmem gerekiyor. Bu niçin önemli? Bu niçin önemli? Bu şunun için önemli. Bu arada şu ses bölümünü buradan kaldıracağım. Benim sinirimi bozdu iyice. Şöyle koyayım. Çok önemli değil şu anda benim için. Evet. Şimdi bakın burada bilgiler var. Video info bölümünde bilgiler var. 1280'e 720'lik 720 P'lik bir görüntü. Bir de 1080 P'lik bir görüntü. Buna HD diyoruz biliyorsunuz. Buna da Full HD diyoruz. Şimdi bizim sahnemiz Full HD'ye göre ayarlı olabilir. Ki ayarlı. Gördüğünüz gibi. Ama biz bunu küçük videomuza göre, yani şu videomuza göre ayarlayacağız. Öncelikle ben şu sahneyi çöpe atayım. Daha doğrusu çöpe atmayayım. Buradan kaldırdım. Çöpe atmak istiyorsanız aha burada çöp tenekesi var. Bu çöp tenekesini böyle sürükleyip bıraktığınız zaman bu sahneyi silersiniz. Ama silmeyeyim, yazık. Şimdi yeni bir tane sahne oluşturayım. Yeni bir sahne oluşturmanın yolu bu. Yeni bir sahne diyelim adına. Sahne, yeni bir sahnenin adına sahne 4 diyelim. Sahne 4. Sahne 4 dedikten sonra Settings bölümünden Custom'ı seçiyorsunuz. Custom'ı seçtiğiniz zaman buradaki bazı alanlar serbest kalıyor. Biz ne yapacağız? 1280'e 720 yapacağız. O zaman frame size'ını 1280'e 720 yapacağız. 16'ya 9'luk bir ekran ölçüsünü çıkarttı. Herhangi bir değişiklik yapmayacağım. Çünkü geri kalan bütün bölümler aynı. Okey diyorum. Okey dedikten sonra sahne 4'üm geliyor. Hemen bize zahmet oluşturmaması için de ne yaptı? Ne yaptı? Buraya getirdi sahne 4'ü. Hemen getirdi, sağ olsun. Biz de o zaman Dubai'yi şöyle bir sürükleyip bırakalım mı o zaman? Hadi bıraktım. Bıraktıktan sonra bakın şimdi. İyi bir bakın. Tam ekran. Evet. Tam tamına sığdı. Tam tamına sığdı. Bir soru olacak. Esasında bir sorun olacak. Everest'i biz sürükleyip bırakırsak ne olacak bu sefer? Bıraktık. Bakın arkadaşlar. Şimdi bunun esasında şuralarında da video oynatılıyor. Fakat sahnemiz ne? Çok küçük. Küçük olduğu için sadece onun bulunduğu alan, onun bulunduğu bölüm gösteriliyor. Peki ne yapmamız gerekiyor? Bir düşünün bakalım. Ben bu dosyayı bu ebatta küçültebilmek için daha doğrusu ipucunu söylerken şeyi verdim, tüyoyu verdim. Evet, küçültmem gerekiyor değil mi? Küçültmek gerekiyor. Küçültme işlemini efekt kontrolleri bölümünden Motion'dan yapılıyor. Fakat bu efekt bölümünde, efektler bölümünde göreceğimiz için şu anda bunu anlatmayacağım. Kafanızı karıştırmayacağım. Burada basit manasıyla hani bu soruyu aklınıza biliyorum böyle bir sorun geldi ve bu soruyu cevaplamak için burada sözünü ettim. Ama bu sorunun cevabını sonraki bölümlerimizde efektler ve video geçişleri bölümünde bahsedeceğim. Evet. Şimdi biz o küçük videoya göre kendimizi ayarladığımız zaman büyük video taşsın bıraksın. Bırak taşsın. Büyüğü küçültmek kolaydır ama küçüğü büyütemezsiniz. Düşünebilir misiniz? Siz bir küçük bir resmi büyüttüğünüz zaman ne olur? Görüntü bozulur. Aynı şekilde bu videoda da böyle bu madde geçerlidir. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar, sizler de öncelikli olarak ne yapmamız gerekiyor? Çalıştığımız en küçük videoya göre kendimizi biçimlendireceğiz. Yaptığımız sahneyi en küçük videoya göre oluşturacağız. Çünkü büyüğü küçültmek kolaydır, küçüğü büyütmek zordur. Fakat şunu da burada belirtmek istiyorum. Elbette ki bu video çözünürlüğüyle çalışmak daha iyidir. Çünkü Full HD bir görüntü ortaya çıkıyor. Full HD bir görüntünün ortaya çıkmasıyla HD bir görüntünün ortaya çıkması kesinlikle farklıdır. Ama biz tam görüntü istiyoruz. Yani bunu bir çerçeve olarak, küçük bir görüntü olarak değil, tam çerçeve olarak göstermek istiyorsak o zaman iş başa düşüyor. En küçük görüntümüzün boyutu neyse ona göre çalışacağız. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Full HD ve HD için iRAM gereklidir diyebilirim. Mesela ben şuradan play'e basıyorum. Bakın hafif titretebilir. Hafif titretebilir. Şimdi
stoplayayım. Şöyle şuraya getireyim ve play'e basayım. Evet. Full HD'deki titrekliği daha iyi görebiliyorsunuz. Video çektiğimizden dolayı benim bilgisayarım bu kadar güçlü değil. Güçlü de o kadar değil. Yani bu kadar titrek oynatmaması gerekir ama hem video çekiyorum hem sevimini anlatıyorum. Yani bir kayıt işlemi gerçekleşiyor. Hatta full HD videoyu. HD videoyu aynı anda monitörlerim izleniyor. O zaman bilgisayarımız hakkında tasarlayalım. Daha güçlü bilgisayarlarla çalıştığınız zaman ne yaparsanız yapın bu titrekliğin olmadığını göreceksiniz.